reklamlardan sonra Türkiye'nin en başarılı STK'larından birisi olan Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Edip Yıldız'ı programa şimdi reklam dönüşü alacağız. Konya'dan bir inci, lezzette en birinci. En bir süt ürünlerinin sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Reklama gitmeden önce söylemiştim. Konya Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı sevgili Edip Yıldız ve Konya'da yine Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut'un da içinde oldukları bir Sayın Bekir Pakdemirli ve Murat Sayın Murat Kurum'un telekonferansta görüşmeleri oldu. Bu görüşmelerde neler konuşuldu, bunu öğreneceğiz. Sayın Edip Yıldız, hoş geldiniz Tarım Masası'na. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün bu koronavirüsle beraber belki de telekonferans sistemi Türkiye'ye oturdu. Belki de çok daha etkili şu anda kullanılıyor. Bugün neler konuştunuz, bunu öğrenebilir miyiz? Tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi hem Sayın Tarım Bakanımız hem de hemşehrimiz, Çevre Şehircilik Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımızın Leyla Hanım'ın da katılımıyla bakanlık bürokratlarının tamamı vardı. Konya'dan da sektör paydaşlarının katılımıyla verimli bir telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleşti. Hepimizin malumu 2020 üreticinin yüzünün güldüğü, hem sütün hem etin para ettiği ve sektörün deyim yerindeyse şahlandığı bir yıl olarak öngörülüyordu. Hatta biz sizinle program yapalı birkaç hafta oldu. Hatırlarsanız çok da keyifli bir program yapmıştık. Evet. Bütün dünyayı etkisine alan bu koronavirüs salgınından ötürü sektörün nasıl etkileneceği çok bilinmiyordu. Bunun ilk etkilerini biz yem sektöründe ve bir ay sürmeden 3 defa yeme zam yapılması 11 ile 15 lira arasında toplamda bir çuval başına zam yapıldı. Bu da tabii üreticinin yüzünün güldüğü bir yıl geçirecekken işlerin tam tersine dönmesi olarak gördük. Sahanın gerçeklerini Sayın Bakan'la paylaştık. Sütle ilgili şu anda tabii lokantaların kapalı olmasından ötürü özellikle ayran ve yoğurt satışları ciddi etkilendi. Ama şükürler olsun bunun yanında market satışlarında çok ciddi bir artış var. Ve süt ürünleri öyle veya böyle en azından şu sürece kadar etkili bir şekilde satıldığına inanıyoruz. Tabii biz hep sektör olarak maliyet anlamında girdilerimizin büyük kısmını yem oluşturduğu için yemdeki bu üç ayrı zammın ve daha önünde açık olduğu söylenen bir zamdan bahsediyoruz. Bunun gerekçesinin de tabii Türkiye biliyorsunuz belli özellikle protein kaynaklarında yurt dışına bağımlı ve ithalat yoluyla bu ham madde açığını kapatıyoruz. Ama şunu da anlayamıyoruz. Yani Türkiye'deki yem sanayicisinin özellikle temel ham madde dediğimiz arpa ve mısırda yıllık ihtiyaçlarını stok yaptığı birçok firmanın biliyoruz. Bu ithal halinlerde de en az 3 aylık 6 aylık stoklarının bulunduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de anlık her konjonktürel değişimde ilk bir sektörel anlamda yem sanayicisinden bunu alıyoruz. Ve ardı ardına zamlarla ve ciddi zamlarla karşı karşıyayız. Bunlar anlatıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin özellikle arpa ve mısırda üreticinin yanında olduğunu ve uygun fiyattan bunu vermeye devam edeceğini, yine yem sanayicisinin ihtiyaç duyduğu arpa mısırı da uygun fiyatlardan verdiğini anlattı. Şunu söylemek belki çok hoş bir şey değil. Yani fırsat çıkmıyor. Ülkede herkesin bu olağanüstü durumu atlatmak için bir takım fedakarlıklar yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.
üretici sorumluluklarının farkında ve her dönemde bu sorumluluklarını da layığıyla yerine getirdiğine de inanıyoruz. Baktığımızdan özellikle yemle ilgili bir çözüm bulunmasını, kısa vadede bu fiyatların geri çekilmesinin mümkün olmadığı durumda da benim bir teklifim vardı. Özellikle önümüz zaten Haziran'la itibaren Anadolu harman dönemi giriyor. En az 2 veya 3 aylık dönemde veya bu fiyatların normalleşeceği, yani çuval başına yem fiyatlarının uygun olacağı döneme kadar aktif üreticilerin yem faturaları üzerinden bir destek verilmesi ve bu dönemin üreticinin en az zarar görerek atlatmasının sağlanmasını teklif ettik. Sayın Bakan da notlarının arasını aldı ve bunun çalışılacağını söyledi. Tabii hep olumsuz tarafından bakmayalım. Sistemin omurgası süttür. Sütün yere düşmemesi gerektiği konusunda hem bakanımız hem de bürokratlara hemfikirler. Ve şunu gönül rahatlığıyla buradan bizi izleyenlerle de paylaşabiliriz ki bakanımız başta olmak üzere tüm siyasi irade üretimin devam etmesi gerektiğini ve devletin üreticinin yanında olduğunu, sütün de etin de yere düşürülmeyeceğini, sanayicinin yetmediği yerde, geçmişte biliyorsunuz zaten örnekleri de var, Etsüt Kurumu'nun müdahale alımları yaparak üreticiyi mağdur etmeyeceğinin de garantisini verdi. Ekonomi tabii ki parasal boyutuyla konuşuluyor ama yüzdesel anlamda ne kadar bir oranı oranını teşkil eder bilmiyorum ama ciddi de bir moral motivasyon da işi. Sayın Bakanımızla görüşmemizde dediğim gibi sahayla ilgili her türlü sorunumuzu aktardık, notlarını aldılar. Siyasetçilerimiz de bunun takipçisini olacağını söylediler. Şu an için zaten Konya'da sadece tüm Türkiye'de olduğu gibi yemle alakalı bir sıkıntımız var. Ve bunun da inşallah üreticiyi bir şekilde destekleyerek bugün de atlatacağımıza. Çünkü her zaman üretici sorumluluklarının farkında olan, çünkü 83 milyonu hayvansal protein anlamında besliyoruz. Sabah, öğle, akşam sofralarına gidecek süt ürünlerine tutun işte et ve et ürünlerine kadar. Ama şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki üretimin gerçeğinin Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlara da baktığınızda zaten bunu da görüyorsunuz. Ekilebilecek bir karış toprağın bile değerlendirilmesi gerektiğini ve ekilmesi gerektiğini. Bunu hem Cumhurbaşkanımızın talimatlarını hem de Sayın Bakanımızın gerçeklerini gördükleri ve üretimin ve üreticinin yanında olduklarını duyması da bizleri moral motivasyon açısından rahatlar. Evet, tam da belirlediğimiz sürenin sonunda siz de durdunuz zaten. Sayın Başkan, inşallah yakın zamanda sizi tekrar konuk etmek istiyoruz. Stüdyomuzda konuk etmek istiyoruz. Çünkü et ve süt üzerinden politikalarda belirleyen, bu sektöre zarar veren bazı oluşumlar da var. Şimdi ben bu konuyu açmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Bugünkü konuşmaları bizle paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz.